İnanılmaz 2022 serisinin buraya kadar olan bölümlerini takip ettiyseniz, gelecek yılınızı daha iyi yaşamak konusunda yöntemler, taktikler, stratejiler ve fikirler geliştirdiğinize eminim. Sorun şu ki bunlar kağıt üzerinde kaldıkça bize bir faydaları yok. Onları hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor ve her gün üzerlerine çalışmamız lazım. Evet, büyük hedefler güzel. 1 milyon YouTube takipçim olsun mesela, böyle büyük bir hedef. Evet, onlara derin odaklanmak önemli. Odaklanma ile ilgili daha evvel konuştuk biliyorsunuz. Ama eğer bütün bunları günlük alışkanlıklarımızın birer parçası haline getirmezsek, o zaman yol alamıyoruz. İşte bu nedenle bu bölümü alışkanlıkları arayacağız. Güçlü alışkanlıklar nasıl inşa edilir? Güçlü alışkanlıkları yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline nasıl getiririz? Ve bunları uzun vadeli vizyonumuzla, uzun vadeli odaklandığımız alanlarla uyumlu hale nasıl getiririz? İşte bütün bunları bugün konuşuyor olacağız. Tabii alışkanlık inşası ile ilgili bir podcast hazırlayıp da James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar isimli kitabından bahsetmemek imkansız. Bugün temel olarak atomik alışkanlıklarda James Clear'ın anlattığı süreci sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çünkü James Clear'ın alışkanlıklarla ilgili kitabı, alışkanlıklarla ilgili okuduğum tüm metinlerin en iyisi gerçekten. En hayata geçirebilen, en pratiği, en uygulamaya yönelik olanı. Arkasında hem bilimsel psikolojik araştırmalar var, arkasında sinir bilimi, neuroscience ile ilgili araştırmalar var. Arkasında pratik tecrübeleri var James Clear'ın. O yüzden müthiş satan bir kitap oldu. Pek çok ülkede en iyi satanlar listesine girdi. Ve James Clear bugün alışkanlıklar sahasının en büyük influencer'ı, en büyük fikir yöneticisi, fikir dehası diyebilirim. Çok fazla uzatmadan sahneyi James Clear'e ve atomik alışkanlıklara bırakmak istiyorum. Onların benim hayatımdaki etkilerini anlatmaya çalışacağım ve inanın bana, inanılmaz bir 2022 yaşamak konusunda belki de bu serinin en değerli içeriklerinden birisiyle karşılaşacaksınız. Ama sizlerden öncelikle bir ricam var. Her nereden beni izliyor veya dinliyorsanız abonem olun. Abonem olduğumuz zaman içeriğimi kaçırmaz hale geliyorsunuz. Ayrıca abone olmanız benim algoritmalardaki gücümü de artırıyor. Bir de özellikle YouTube'dan izleyenler için bir ricam da, orada bir çan var. O çana şöyle bir tıklayın. O zaman ürettiği bütün içerikler önünüze düşüyor olacak. YouTube'un algoritmalarına kurban olmayacağız. Her içeriğimle karşılaşıyor olacaksınız. Bugün 31 Aralık 2021, yeni yıla saatler kaldı. İnanılmaz bir 2022 yaşamak için doğru alışkanlıkları nasıl inşa edersiniz konulu yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde alışkanlıkların gücünü, doğru alışkanlık inşa etmenin yöntemlerini ele alacağız ve elbette alışkanlık inşası konusunda gelmiş geçmiş en iyi kitap olan Atomik Alışkanlıklara bolca göndermede bulunacağız. James Clear Atomik Alışkanlıklarda kişisel bir dönüşüm çabası olan insanlara değişimle ilgili 4 temel ilkeyi benimsemeleri gerektiğini söylüyor. Bunlardan ilki %1'in gücü, biraz sonra detaylarına gireceğiz. İkincisi, sistem düşüncesinin hedef koymaktan daha önemli olduğu. Üçüncüsü, sonuçlara odaklanmak yerine kimlik inşası odaklanmamız gerektiği. Ve dördüncüsü de değişimle ilgili 4 temel kuralın hayatımızı çok kolaylaştıracağı. Önce şu %1 meselesini bir ele alalım. Daha evvel benim podcastlerimi takip eden insanlar James Clear'in bu %1'ine benimle ne kadar takık olduğumu biliyor olabilirler. Çünkü bu %1 meselesinin bir matematik tabanı var. Matematik formüller beni her zaman büyülüyor. Formül şöyle. Eğer herhangi bir konuda her gün %1 daha iyi hale gelebilirseniz bir yılın sonunda 1,01 üzeri 365 kadar iyileşmiş olursunuz. Yani kabaca bir matematikle, mesela diyelim ki şu anda her gün 100 sayfa kitap okuyorsunuz, ki iyi bir rakam bu tabii. Bunu her gün %1 daha iyileştirebilirseniz yıl sonunda 3700 sayfa günde kitap okur hale gelmiş olursunuz. Elbette bu %1 kuralın önünde bazı matematik engeller olabilir. 3700 sayfa kitap okumak hiç daha mümkün olmayabilir ama temel fikri herhalde anladık. Aynı şekilde tersten baktığımızda, eğer her gün %1 kötüye giderseniz yıl sonunda performansınız neredeyse sıfırlanıyor. Çünkü bu sefer 1,01 üzeri -365 ile geriye doğru geriliyoruz ve ilk baştaki performansımızın %97,99'unu kaybetmiş oluyoruz. Clear bu temel matematik formülden yola çıkarak diyor ki, eğer bir konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız her gün küçük küçük gelişmeniz lazım. Bunu hiç durmadan yapmanız lazım. Bunu sürekli yapmanız lazım. Ve sonuçta karşılaşacağınız muazzam sonuçlar sizi şaşırtır. Fakat burada küçük bir sorun var. O %1'lik iyileşmeler ilk başta pek anlamlı gözükmüyor bize. Fark etmiyoruz bile. 100 sayfa yerine 101 sayfa okuduysanız bu çok da önemli fark değil. Esas büyük sonuçlar süreçte ilerledikçe ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü bileşik faize benzetebilirsiniz bunu. Bir süre sonra büyük rakamların %1 ekleniyor ve muazzam sonuçlara doğru yürüyoruz. Alışkanlık inşasında %1'lerin gücünün aslında sıkıntısı biraz burada. Çünkü bizim beynimiz kısa vadeli ödüllerin peşinde. Burada ise biraz uzun vadede sonuç alınabiliyor. Bu nedenle formülün farkında olmak ve hiç durmadan %1'e devam etmek, bunun bir gün mucizevi sonuçta önünü açacağını düşünmek gerekiyor.
James Clear'in bu bakış açısını benim YouTube kanalıma vuralım. Biliyorsunuz 1 milyon ulaşma hedefim var. Şu anda 20 bin takipçim var. 20 binin %1'i yarın 200 yeni takipçinin gelmesi lazım. Eğer 200 takipçi tutturabiliyorsam bir sonraki günde bir %1 daha alabilirsem ve bunu hep korursam doğru sonuca doğru gidiyorum. Ama o 200 takipçi pek bir şey değil. Küçük bir rakam gibi gözüküyor size. O yüzden biraz motivasyonunuz kırılıyor belki. Ben yeterince büyümüyorum diyorsunuz. Her gün %1 de büyüyemezsiniz. Bu da işin doğrusu. Daha bazı günler daha küçük büyüyorsunuz ve moraliniz bozuluyor. Clear işte burada diyor ki formülü aklınızda tutun. Bu formüldeki ufak tefek sapmalar moralinizi asla bozmasın. Düzenli bir iyileşme sonunda muazzam sonuçlara götürür sizi. James Clear'in kişisel dönüşümle ilgili benimsememiz gereken ikinci felsefesi ise hedefler yerine sistemlere odaklanıyor olmak. Çünkü diyor Clear, eğer hedeflere odaklanırsanız bu kısıtlı sonuçlara yol açabilir. Birkaç tane alt madde sunuyor burada. İlki, zaten herkesin iyi hedefleri var. Herkes daha fazla kitap okumak istiyor. Herkes daha fazla spor yapmak istiyor. Herkes daha fazla para kazanmak istiyor. Demek ki hedef koymak bir işe yaramıyor. Herkeste iyi hedefler var ama sonuca doğru yürüyemiyoruz. O yüzden hedef koymak tek başına yeterli değil. İkincisi, diye çok anlamsız bir şey, mutlu olmak için bu dünyadayız. O yüzden oraya varmadan da mutlu olabiliyor olmam lazım. Her gün %1 iyileştiğimin farkındaysam mesela bu beni mutlu eden bir şey oluyor. Çünkü henüz hedefime varmasam da oraya varma yolunda ilerlediğimi görüyorum. O yüzden mutlu olmak için de hedef evet olmalı ama hedefe kilitlenmek yerine günlük olarak ne yaptığınızı düşünmelisiniz. O sizi daha iyi bir yere götürür. Clear böyle düşünüyor. Ama James Clear'in hedefler yerine sisteme odaklanmakla ilgili argümanı beni en çok etkileyen bölümü şu. Oyunun kendisinden zevk alıyor olmak. Yani bir gün YouTube'da 1 milyon takipçim olsun elbette istiyorum. Ama bunu kendime dert edinmek yerine her gün video çekmekten, üretmekten, içerik tasarlamaktan, yeni animasyonlar bulmaktan, yeni görseller bulmaktan zevk alıyor olmam lazım. Çünkü oyunun kendisinden zevk alırsam o sonuca doğru gidiyorum. Yani Clear diyor ki eğer doğru alışkanlıklar inşa eden, her gün %1'in üzerine giden sistemlere sahipseniz, yaptığınız işten keyif alıyorsanız, mutlu doğruya ertelemiyorsanız daha kolay değişebilirsiniz. James Clear'in kişisel dönüşüm felsefesinin 3. bacağı çok çok önemli. Burada diyor ki önemli olan kimliğinizi değiştirmeniz. Örneğin daha fit bir vücuda sahip olmak istiyorsanız kendinize şu saatte spora gideceğim, bu kadar şınav çekeceğim, bu kadar mekik çekeceğim gibi hedefler koymak yerine ben sporcu bir insanım kimliğini giymeniz daha önemlidir diyor. Çünkü bu kimliği giydiğiniz anda bu kimliğinize çelişkili davranışları yapmayacak, bu kimliğinizi kuvvetlendirecek, destekleyecek şeylere daha fazla odaklanacaksınız. Önünüze o anda bir abur cubur konduğunda o abur cubura dalıp dalmamak konusunda kimliğiniz konuşuyor olacak. Kimliğiniz diyecek ki ben fit bir insanım, fit insan ne yapmaz bunu yemez. Oysa eğer o kimliği giymemişseniz kendinizi sadece iradenizle daha fit olmaya zorluyorsanız o karar biraz daha hızlı gıda yönünde olacaktır diye düşünüyorum. Veya sabah erken kalktınız, spora gideceksiniz ama canınız hiç istemiyor. Kimliğiniz, sporcu kimliğiniz yeterince henüz kuvvetlenmemişse muhtemelen biraz daha uyumaya veya kanepede televizyonun önünde vakit geçirmeye devam ediyor olacaksınız. O yüzden diyor Clear, önce kimliğiniz üzerinde uğraşın. Zihninizi bu yeni kimliğe ikna edin. Henüz iyi bir sporcu olmayabilirsiniz ama bir sporcu olduğunuza beyninizi ikna edin. Çünkü beynimiz gerçeklerle algıları pek öyle demiyor. Ve beynimize algı olarak ben iyi bir sporcuyumu önceden benimsetebilirsek iyi bir sporcu gibi davranma ihtimaliniz artacaktır diyor. Atomik alışkanlıklar kimlik inşasıyla ilgili pek çok pratik yöntem sunuyor ama en temel aslında kendi kendinize konuşmak bu konuda. Sabah kalkın, biraz meditasyon yapın, şöyle beyninizi boşaltın. Sonra da bu yeni kimliğinizle ilgili bir şeyler söyleyin. Ben iyi bir sporcuyum, ben iyi bir okurum, ben bir YouTuber'ım, her neyse. Bu kimlikle ilgili söylemleri zihniniz kabullendikçe gün içinde ona uygun davranışlarınız artacak. Ben bunu şu anda bizzat yaşıyorum. Bu 1 milyon takipçim olacak diyeli beri ve bunu sürekli tekrarladığım için başkalarının da önünde bu benim kimliğim haline geliyor yavaş yavaş. Şu anda her şeyi kadraj gibi görmeye başladım. Her okuduğum şeyde, her izlediğim şeyde bunu acaba YouTube'daki takipçilerimi nasıl buluşturabilirim diye kafa yoruyorum. Demek ki ben o kimliği yavaş yavaş benimsemeye başladım. James Clear'in kişisel gelişim stratejisinin 4. ayağı alışkanlık inşasının mekanik sistemiyle ilgili. Clear'e göre bir alışkanlığın inşası 4 adımda gerçekleşiyor. İlkinde dışarıdan bir ipucu alıyoruz. Bu ipucu bizde bir takım arzular uyandırıyor. Sonra bu arzulara bir yanıt veriyoruz ve bu yanıtlar sonucunda da bir ödül alıyoruz. Mesela mutfak dolabınızda bir Nutella kavanozu gördünüz. Bu Nutella kavanozu sizde onu yeme arzusu uyandırdı. Onu yediniz ve bunun bir sonucu oldu. İlk sonucu olumlu çünkü dopamin salgılıyor beyin ve mutlu oluyoruz ama uzun vadede biliyorsunuz gayet ağır bir yiyecek bu. Yağlı bir yiyecek bize kilo aldırıyor. Veya tam tersi bir örneği alalım.
Bir arkadaşımızı gördük, acayip kilo vermiş, acayip fit. Bu dışarıdan gelen ipucu. Biz de fit olmak istedik, biz de sportif olmak istedik. Bu arzumuz. Daha sonra gittik bir spor salonuna yazıldık ve spor yapmaya başladık. Bu cevabımız ve sonunda da ödül olarak daha iyi bir vücuda sahip olduk. Ama bu biraz uzun vadeli cevap. Kısa vadeli aslında alacağımız sonuç biraz daha acı, ter ve gözyaşı. Clear'in alışkanlık inşasıyla ilgili bu mekanik sürecini iyi anlarsak, alışkanlıklarımızı nasıl değiştirmemiz gerektiği de gayet net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yeni alışkanlıklar edinmenin bu mekaniğini anlamışsak, kötü alışkanlıklardan kurtulup iyi alışkanlıklara doğru gitmenin pratik yöntemlerini de kolayca bulabiliriz aslında. Mesela madem yeni bir alışkanlık inşa etmenin birinci adımında doğru ipuçlarıyla karşılaşmak var, o halde etrafımızdaki yanlış ipuçları yok edip doğru ipuçlarını artıralım. Kilodan kurtulmak istiyorsanız dolabınızda Nutella olmasın veya varsa da gözünüzün önünde olmasın. Buna karşılık vitamin kullanmak sizin için önemliyse ama her gün unutuyorsanız o vitaminler tam gözünüzün önünde olsun. Hani derler ya, gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Kötü alışkanlıkları gözünüzden uzaklaştırın, o halde iyi alışkanlıkları gözünüzün önüne yaklaştırın. Bu optik çevre tasarımının çok büyük faydaları olacaktır. Ben bu nedenle bulunduğum ortamı şu anda bir YouTuber ortamı dönüştürmüş durumdayım. Her tarafta ışıklar, kameralar, mikrofonlar, odaya girer girmez kim olduğumu hemen hatırlıyorum. Ben eskisi gibi büyük kurumlara eğitim veren birisi değilim. Ben bir YouTuber olma yolunda birisiyim. Bu optik işaretler bana çok iyi geliyorlar. Alışkanlık inşasının ikinci adımında onu arzu etmemiz var. O halde bu yeni iyi alışkanlıkları daha çok arzu edilebilir hale getirmemiz lazım. Ben bunu mesela spor salonu örneğinde şöyle yapıyoruz. Kendime ufak tefek şımartacak alışverişler yapıyorum. Çok küçük şeyler olabilir. Bir kalem olabilir, bir defter olabilir, bir tişört olabilir. Ama fark etmez, küçük bir şey satın alıyorum kendime. Bu ödülle spor salonuna gitmeyi birbirine bağlamış durumdayım zihnimde. Böylece spor salonuna gitmek daha zevkli hale geliyor. Çünkü unutmayın, beynimiz hep dopamin arayışında, kısa vadede ödül peşinde. Borun ödülleri uzun vadede ona ikna olması zor ama kısa vadede bir ödülle spor salonu arasındaki bağlantı kurarsanız işler yoluna girmeye başlıyor. Çevreden aldığımız ipuçları bizde arzu uyandırıyor. Bu arzumuzu tatmin etmek için harekete geçiyoruz. O halde harekete geçmenin kolay olması da çok önemli. Mesela salonunuzda kocaman bir televizyon varsa muhtemelen televizyon seyretmeye hareketleneceksiniz. Buna karşın salonda televizyon yoksa, kitaplar varsa kitap okumaya doğru hareketleniyor olacaksınız. Kazanmak istediğiniz yeni alışkanlıkla aranızdaki sürtünmeyi azaltmanız lazım. Ona erişimin kolay olması gerekiyor. Eğer spor yapacaksanız gideceğiniz spor salonunun yakın olması, arabanızı kolay park edecek bir yerde olması, kolay erişilebilir olması önemli mesela. Buna bilinçli sürtünme tasarımı diyoruz. Yani kötü alışkanlıkla erişiminizin zor olması lazım. İyi alışkanlıkla erişiminiz ise kolay olması gerekiyor. Yeni bir alışkanlık kazanmanın dördüncü ayağında ne var? Ödül. O halde yeni olumlu bir alışkanlık kazanmak da sizin için bir ödülü temsil etmeli. Böyle bir ödülün tasarımında biraz önce bahsettiğim gibi o zor alışkanlığı yerine getirdikten sonra kendinizi şımartmak olabilir. Spor alışkanlığımda böyle bir örnek vermiştim. Veyahut da o alışkanlığın kendisini keyifli hale getirmek olabilir. Ben şimdiye kadar bir sürü spor çeşidi denedim. Hiçbirinden keyif almadım açıkçası. Hep mutsuz oldum. Oysa şu anda bir hocayla birebir çalışıyorum. Hem hocamı çok seviyorum. Hocam beni tanıdığı için bana uygun o gün hareketler yaptırıyor. Gelişimimi bana gösteriyor. O yüzden alışkanlığın kendisinden keyif almaya başladım hayatımda belki ilk kez. O halde çevremizdeki ipuçlarını düzeltirsek bu daha doğru şeyleri arzu etmemizi sağlayacak. Onlara erişimimizi kolaylaştırırsak onları daha fazla hayatımıza katıyor olacağız ve sonuçta aldığımız ödüllerle veya süreçten aldığımız ödüllerle de kendimizi biraz şımartırsak çok daha hızlı bir şekilde o yeni alışkanlıkları kazanıyor olacağız. James Clear'in atomik alışkanlıklarını böylece özetlemeye çalıştım ama ben kitabı okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Çok daha derin giriyor bu konuya ve beni hayatta en çok etkileyen, en pratik sonuçları aldığım kitap da bu oldu. O yüzden 2022'ye girerken bu kitabı size bir özetlemek istedim. Çünkü 2022'de süper alışkanlıklar inşa etmenizi istiyorum. O süper alışkanlıklar o vizyonunuza yürümenizi ve çok 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 inanılmaz şahane bir yıl yaşamanızı sağlıyor olacak. Bu bölümün de sonuna geldik. Aynı zamanda 2021'in de sonuna geldik. Bu serinin son videosunu yarın yani 1 Ocak sabahı yayınlayacağım. Ve o videoda da yeni yıla merhaba diyeceğiz. Bütün bu konuştuklarımızı hayata geçireceğimiz ilk güne başlayacağız. O ilk gün çok önemli. O yüzden sabah mutlaka burada olun. Söyleyeceğim birkaç şey var. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.